Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül. Ben Barış Cankı. Yeniden sizlerle bir oto gündemle karşınızdayız. Tabii ki arada bir e, mola verdik. E, i̇ki haftadır biliyorsunuz oto gündemi zannediyorum seyretmiyorsunuz. Tabii ki bunun müsebbibi sevgili Barış Cankı hemen de karşımızda. Ama tabii güzel bir sebeple e, burada değildi. Aslında biraz bahsetmiştik kendisini bir kere daha burada ekran karşısında tebrik edelim e, evlendirdik dünya evine e, eklemiş katmış olduk kendisini kendisini ve eşini tebrik ediyoruz e, bir ömür boyu bir yastıkla kocatsın diyoruz artık ne diyelim en güzel arabalar en güzel otomobiller en güzel cihazatlar sizler olunuz sizde olsun efendim daha güzelleri sizin olsun teşekkür Çok ederim kardeşim ben teşekkür ederim hemen o zaman programın başında aslında bir de bu arada tabi e, bir teşekkür de bu konudan dolayı e, sevgili Stelantis'e göndermem gerekiyor. Bize e, o gün tam da Barış'ın nikah günü e, bir güzellik yaptılar ve e, Barış'ın nikahına bir Stelantis deneyimiyle gittik. Yani nedir o? Tabii ki Peugeot 2008 deneyimiyle gittik. Peugeot 2008'i deneyimledik. dedik. gerçekten keyifli bir araçtı. O konuyla ilgili 2008 ile ilgili ufak bir görüşünü İster program başladıktan sonra, ister şimdi alabiliriz. Ee, biz tabi deneyimledik, keyifliydi ama biz hatta denedik çok komik bir şey de oldu. Sevgili Özgür Eroğlu ile geldik. Ee, pro dedik 2008'i anlatalım diye böyle bir hemen e, mikrofon karşısına, kamera karşısına geçince ne dedim? Opel, Opel Corsa mı dedim? Ne bir şey? Opel diye başladık böyle yani işte. Evet Opel arkamıza diye başladık. Hani aynı gruptan tamam sorun yok ama dedik işte barışı olmayınca böyle oluyor diye konuştuk o aynı Özellikle... grupta ama o kadar da karıştırmayalım şimdi <laughs> bence de Duruk çok doğru ne diyorsun 2008 hakkındaki görüşlerini almış olalım bari böyle ya 2008 zaten şimdi Stellantis grubunda Peugeot modelleri kendini kanıtlamış modeller 2008'de de BSU segmentinde tercih edilebilecek en kendi segmentinde geniş hacme sahip yani Yineliyorum aslında kendi segmentine, SUV segmentinde geniş hacme sahip tercih edebileceğiniz e, aile araçlarından bir tanesi. Motor seçenekleri zaten dediğim gibi kendini kanıtlamış motor şanzıman uyumu var. E, o yüzden e, bence çok güzel bir araç, çok güzel bir seçenek. Çok büyük bir aileniz yoksa atıyorum bir çocuklu veya iki çocuklu bir aileyseniz çok e, tercih edebilecek, çok şık özellikle makyaj operasyonundan sonra güzel tasarımı yenilenen daha modern hale getirilen çok güzel bir otomobil. Valla şahane özetledin. Bu kadar güzel olur. Biz de bu arada e, Özgürle giderken yola çıkarken işte 510 kilometre yazıyordu. E, yola çıktık. Yolda gittikçe bir de ben de böyle işte Efendi gideyim falan diye biraz uğraştım falan. Öyle gidince ya çok enteresan. Biz sana doğru yaklaştıkça ki sana yani işte hani Google Maps'te konuma doğru gidiyorsun. E, oraya giderken konuma giden kilometre azalıyor. Biz bir baktık. Bizim şey de artıyor yani <laughs> menzil de artıyor yani dedi ki bir yerde bir terslik var yani menzil e, kilometresi artıyor benzinle olan me, benzin yakıt menzilimiz artıyor yani atıyorum işte 460 kilometre yazıyor 470 oldu bu tarafa bakıyoruz kilometre düşüyor yani hani bir terslik var birinin düş yani birinin <laughs> ikisinin de e, azalması lazım falan bizi o anlamda yakıt ekonomisi anlamında 1.2 e, motordu bizi yakıt ekonomisi anlamında da çok memnun etti. Sonra dönüşte bir bir bayram, şey, dönüşte bir trafiğe yakalandığımız, yakalandığımız için biliyorduk ama onun dışında yani sıkıntıdan kastım yakıtla ilgili söylüyorum. Hmm. Yoksa bizi hani, Çanakkale'ye getirip götürebilecek bir ekonomiyi de sundu. Onun dışında söylediğin çok doğru. Özellikle ben iç multimedya ekranını da ve o kontrolleri de çok sevdim. Zaten yeni güncellenmiş ve hızlı, epey hızlı bir ekran vardı ve geniş bir ekran. Ön arka kameralarına bayıldım. Bu kadar net, bu kadar kesin ve 360 derece yukarıdan da gösteriyordu. O yüzden onları da sevdim. Hani sana gelirken bizim yaşadığımız deneyim sen bize bir otomobil editörü evleniyor ona gidiyorsunuzu 5.60 <laughs> oldun teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Peki. Peki hemen o zaman ilk habere geçmeden önce her zaman olduğu gibi yapmamız gereken şeyi hatırlatmak istiyorum. Bize eğer daha önceden izliyorsanız, beğeniyorsanız hemen şimdi veya sonrasında hangisini istiyorsanız şunu yapabilirsiniz. Lütfen YouTube'da bu e, videonun altına yorumla yap, yorum yapmayı, işte emoji göndermeyi, e, yapıcı eleştirilerinizi paylaşmayı ve arkadaşlarınızla linki paylaşmayı unutmayın. Eğer e, bu otomobillerle ilgili konuyu seviyorsanız, tabii ki burada önemli olan şey ben hep söylüyorum sevgili Barış e, burada e, orkestra şefi Barış. E, o yüzden bu gibi içerikleri de seviyorsanız mutlaka Donan Haber'de e, hafta boyu takip edebilirsiniz biz sizlere. Hafta boyunca olan gelişmelerin bir özetini göndermiş, sağlamış oluyoruz bir nevi beraber. Diyorum ve hemen ilk haber için sana dönüyorum. Nedir üstad ilk haberimiz? Evet ilk haberimiz aslında hem Türkiye pazarını hem de plug-in hibrit olarak da adlandırılan şarj edilebilir hibrit otomobilleri ilgilendiriyor. Biliyorsun daha önce bununla ilgili... Zam haberi İzam haberi değil aslında. Biraz tam tersi indirim haberi diyebiliriz. ÖTV indirimi haberi. Bununla Vay ilgili be, haberler be. geçtiğimiz haftalarda böyle Temmuz ayının başlarında ortaya çıkmıştı zaten e, plug-in hibritlere ÖTV indirimi gelecek diye. Aslında şimdi bunu böyle adlandırdığımızda çok genel bir indirimmiş gibi yansıyor ama e, biliyorsun hmm. BYD bu gelen ek vergilerden sonra Türkiye'ye yatırım yapacağını ve Türkiye'de fabrika kurup işte e, yıllık 150 bin araçtı yanılmıyorsam onun detayını birazdan veririm. E, üretim yapacağını, Türkiye'de fabrika kuracağını açıklamıştı. Biraz aç, açıkçası bu düzenleme BYD'ye teşvik olarak geldi çünkü BYD biliyorsun elektrikli otomobilinden sonra doğrudan plug-in hibrit BYD Seal U isimli plug-in hibrit SUV'sini Türkiye'de satışa sundu. E, bu gelen indirim de aslında o modelin fiyatını epey düşürüyor. En çok bu indirimden yararlanan model o oluyor ÖTV e, dilimi yüzde 80'den 30'a kadar düşüyor. Ee, i̇lk geldiğinde işte 2, bin, 2 milyon 90 bin TL gibi bir fiyatı vardı. Şu anda da zaten 2 milyonun üzerinde bir fiyata sahip. %30 ÖTV dilimine düştüğünde işte e, şu anda fiyatı açıklanmadı, güncelleniyor ama 1.6 milyon seviyelerine kadar gerilemesini bekleyebiliriz. Çok güzel bir model yani birebir deneyimleme şansım olmadı ama hani izlediğim incelemelerde gördüğüm detaylar özelliklerine falan baktığımda e, çok güzel bir model olduğunu söyleyebilirim. 1.6 milyon TL seviyelerine kadar düşerse çok tercih edilen bir model olacaktır diye düşünüyorum. Ee, onun dışında hemen şöyle detaylara bakalım tabii ki bu e, neler getiriyor bize. Genel Lütfen. açıdan değerlendirecek olursak hangi otomobiller bu düzenlemeden yararlanabiliyor? Biliyorsun plug-in hibritlerde e, full hibritler gibi değil. Onların bataryaları biraz daha büyük olduğu için saf elektrikli sürüş menziline sahipler. E, günümüzde 100 kilometre 120 kilometreye kadar çıkan e, bu plug-in hibrit otomobiller var. Bu düzenlemede Saf elektrikli sürüş menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan e, karbondioksit emisyonunda, Birleşik Karbondioksit emisyonunda kilometre başına 25 gramın altında olan modeller e, bu düzenlemeden yararlanabiliyorlar. Yani Türkiye'de şu anda plug-in hybrid sayısı çok fazla değil zaten. Bu otomobiller biliyorsun bir yandan elektrik motoru var, bir yandan batarya var, bir yandan e, normal benzinli motoru var derken birçok karmaşık bileşenden oluşan fiyatları yüksek olan otomobillerde o yüzden markalar bunları getirmeyi tercih etmiyordu. İşte şimdi BYD getirdi. MG'nin EHS modeli vardı. Şimdi HS'nin yeni plug-in hibriti çıktı. O da gelir muhtemelen Türkiye'ye. Gibi gibi birçok seçenek var ama dediğim gibi bu düzenleme en çok BYD'ye yarıyor. Onun dışında şöyle baktığım zaman BMW X1'in plug-in hibrit versiyonu ve DS9'un plug-in hibrit versiyonları da %80 ÖTV'den %60 ÖTV'ye düşüyor. Çok gözde görülür bir değişim olmaz muhtemelen fiyatlarında ama... ...yine de bu %20'lik bir değişim fiyatları biraz daha aşağıya çekecektir. Türkiye'de üretilen bir model var biliyorsun. Şu anda Türkiye'de satılmasa da Avrupa'ya plug-in hibrit olarak gidiyor. Toyota c bizim guru kaynaklarımızdan bir tanesi. Evet. Yani burada satılmadığı için çok ilgilendirmeyecektir ama... ...gene ben söylemiş olayım burada 2 litrelik motora sahip olduğu için... Bu düzenleme kapsamına girmiyor. Yani Türkiye'de satılıyor olsaydı yine ÖTV indirimi kapsamına girmeyecekti. Ama dediğim gibi Türkiye'de satılan bir versiyon değil. Neden? Çünkü bu e, az önce saydığım kriterlere uyan modeller arasında yine e, matrah fiyatı ve motor silindir hacmi belirlemişler. Bu motor silindir hacmi 1.6 e, litreyi geçmeyenler ve 1.6-1.8 litre arasında olanlar olarak ayırmışlar. Yani 2 litrenin Gördüğün gibi burada herhangi bir yeri yok. Ee, onun dışında dediğim gibi bu üç model aslında etkileniyor. MG e, HS ya da HS olarak adlandıralım. iki farklı şekilde. Ee, HS modelinin yeni versiyonu tanıtılmıştı. Plug-in hibrit. Bu kriterlere uyuyor aslında. Çok da güzel, çok da yakışıklı bir model. Türkiye'ye geldiğinde yine bu e, kriterlere uygun olarak getirirlerse matrahı ne olur bilmiyorum tabii ki ama e, güzel, indirimli bir araç olur. MG Türkiye'de e, fabrika kurmayı değerlendirirse e, ek vergiden de kurtulur BYD gibi. BYD biliyorsun hem elektrikli tarafta hem de plug-in hibrit modellerde Çin'den getirse de burada yatırım yaptığı için bu ek vergiden kurtuldu. E, darısı artık Cherry'nin ve MG'nin başına diyelim. Onlar da yavaş yavaş bu yatırımı yaparlar ve plug-in hibritlerini getirirlerse BYD gibi uygun fiyata satıp e, güzel bir başarı elde edebilirler. Evet doğrusu tabii çok da tartışıldı bu mesele doğal olarak. Yani işte BYD yeterince yatırım yapıyor mu? Bu kadar büyük bir feragatı biz niye veriyoruz? İşte bu aynı zamanda TOG'un da önüne çok büyük bir engel olacak diye ciddi bir hatta yani şöyle enteresan bir durum oldu. Biliyorsun bu işte siyasi malzeme olarak kullanılıyor diye bir itiraz geldiği için vaktinde. Şimdi tam tersine bir siyasi durum geliyor yani muhalefetten de bir şekilde e, şey görüyoruz ya yani, tepki görüyoruz e, çünkü şimdi işler değişti tabii yani şimdi bu sefer de oradan ya siyasetin bir nevi e, ruh, politikanın ruhunda böyle bir şey var yani hangi tarafta olursa o diğer taraftaki avantajı kullanayım oluyor e, haklı bir tepki de belki bir taraftan çünkü e, yani bu ya, biz konuşuyoruz yani bu Çinlilerin ne kadar ciddi bir rakip olduğunu ve ne kadar zorlayıcı olduğunu konuşuyoruz. togun işi kolay değil bu anlamda, doğal olarak. Ama yani kimse de kolay olacağını söylemedi. Ama şöyle genel olarak dünyaya bakarsak, yani diyelim ki öyle yapmadınız. Yani işte burada B.Y.D.'nin fabrikasını işte açtıktımadınız ve bu teşvikleri de vermediniz onlara. Zaten aslında zor bir durumdayız. Hani şu an yani belki yılan denize düştük yılan'a sarılıyoruz gibi de görünebilir ama sanki bir taraftan da şöyle bir durum da var. Çinliler o kadar baskın ki o kadar dominant ki yani biz sen burada anlattın yani vergisini düşürsen dahi kar ederek satma ihtimalleri var ve araçları her zaman çok daha ileriye taşıyabiliyor çok hızlı geliştiriyorlar yani biz burada işte dediğim ki biri ikiyi konuşuyorsak onlar bize dördü beşi sunuyorlar yani o yüzden de. Gerek teknoloji anlamında, gerek tasarım anlamında, gerek konfor anlamında, gerek güvenlik anlamında birçok anlamda zaten öne geçmiş durumdalar. Şimdi TOG'u da koruyalım ama hani işte ilerlemesini sağlayalım. Fakat dünya devleri bile bu anlamda e, önüne geçebilecek bir performans sergileyemiyorlar. Yani o yüzden sanki şuna benziyor. Evet TOG'u koruyalım daha öne gitsin, yani öne çıkması için burada onları engelleyip togun satışını artırmamız lazım desek bile iç satış yapacağımız için dışarıdan gelmeyecek, içeride satış yapacağımız için gene zor olacak zaten ve yine insanlar bir şekilde belki de tercih etmeyecekler ve Çinliler de yani bütün o vergilere rağmen, şuna buna rağmen belki de bir yolunu bulup başka bir yöntem bulup yani öyle değilse bile yani o yine daha çok maliyet düşürerek gene bunu ee, önümüze geçmeye çalışabilirler veya bizim nihai hedefimiz, Tog sadece Türkiye'de satılsın ve kendi işimize dönsün değil, dünyaya da aslında satılmasını istiyoruz. Bir taraftan da aslında o acı gerçekle karşılaşıyoruz. Yani tıpkı Volkswagen'in, ne bileyim BMW'nin, diğerlerinin, e, Toyota'nın karşılaştığı gibi. Yani yoksa sadece biz karşılaşmayacağız. sadece Tog değil. Ah işte bak, bu tamamen bir otomotiv endüstrisinin konjonktürü diyelim. O yüzden zor bir konu. Ya Ama ben şimdi... burada konuştuk da sen Yani dedik ki bunlar yatırıma gelsin buraya diye konuştuğumuz konuyu sonunda görüyoruz. Evet. evet ne güzel söyledin. Çehri de gelsin. MG de gelsin. Ya bu en azından şu kötü dönemde değiştiremiyoruz çünkü bunu. En azından bunun avantajını görmüş olalım bari. Gibi. Buyursunlar. Çok konuştuk. Tabii ki söylediğin çok doğru. Şimdi bir taraftan zaten tok bizim kendi markamız. Onu eee bazı etmenlerden korumalıyız bir avantaj sağlamalıyız o başka bir kenara ama şöyle de bir gerçek var her zaman konuşuyoruz şu anda elektrikli otomobil tarafında Çinlilerin büyük bir hata var özellikle Avrupa pazarına karşı çok büyük bir atak bir saldırı içerisindeler şimdi Türkiye otomotiv pazarı olarak da bu yatırımı kendimize çekebilmemiz lazım İşte BYD daha önce Macaristan'a açık açıkladı. E, çeri yanılmıyorsam İspanya'ya e, fabrika kuruyordu. Öyle bir yatırım açıkladı. E, baktığımız zaman bu yatırımları kendimize çekebilmemiz lazım. Hükümet de başından beri söylüyordu aslında. Bizim bu ilave vergiyi getirmemizin sebebi e, hani Çinlileri biraz daha buraya yatırıma çekmekti. BYD bu işin ilk adımı oldu. 1 milyar dolarlık yatırımla fabrika kurması gayet güzel. Neden? Uzun yıllardır baktığımız zaman Türkiye'de otomotiv tarafında herhangi bir yatırım gelmiyor. Avrupa'lı üreticileri bu tarafa çekemiyorsun. Volkswagen'i gördük. Volkswagen yatırım yapacaktı. Yer ara izlediler. Şöyle dediler, böyle dediler. Sonra işte e, siyasi sebepleri bahane gösterip e, yok biz fabrikayı kurmuyoruz deyip gittiler. Yani en son e, bu böyle bir söylentiydi. Hani söylentisi bile olmadı artık. Onun dışında herhangi bir yatırım gelmedi. Yani hatta Honda gitti. Ee, gibi yani birçok şeyi e, hamleyi gösterebiliriz. O yüzden hani Türkiye otomotiv pazar açısından Çinli de olsa bir şekilde yatırımları buraya çekmeliyiz. Yani burada hem istihdam sağlansın, e, hem otomotivde üretim gücümüz artsın, hem buradaki işte know howumuz artsın. Çünkü marka buraya gelip e, üretim yaptıkça sen burada çeşitli işbirlikleri sağlayabilirsin, buradan tedarik zinciri oluşturabilirsin gibi gibi e, birçok artısı var aslında. O yüzden. Bir yandan togu da korumak önemli ama bunun dışında işte Bledesidir, Çeridir, MC'dir. Bunların yatırımlarını çekip ülkemize katkı sağlamalarını sağlamalarına neden olmakta önemli etmenlerden bir tanesi. O yüzden BYD'nin yatırımını ben çok önemli bir yatırım olarak görüyorum. 1 milyar dolarlık yatırım bir az dişe az dokunur bir yatırım Tabii. olduğunu söylemek mümkün. O yüzden ya bakalım iyi, böyle evet. teşvikler sağlanması da normal aslında. Hani böyle yatırım yapan bir firma çünkü sebep oydu yani ek vergi getirilmesi şu su busu. Sebep neydi? Gelsin buraya yatırım yapsın. Hani öyle satsındı. Yatırımını da yaptı. O yüzden böyle teşvikler sağlanması da açıkçası normal geliyor bana. Evet. Bazı rakamlar gördüm. Şu an tam hatırlamıyorum. Başka bir ülkede yaptığı yatırımda işte 2 milyar, 2.5 milyar dolarlık yapmış. Türkiye'de 1 milyar dolar yapmış. Neden işte bazı tartışmalar var. Onlara tam girmiş olmuyorum ama hani daha da uzatmayacağım meseleyi çünkü bulabiliriz şu an ama e, girmeyelim. Ama e, tartışmalı bir konu, çok da e, çetrefilli bir konu bir taraftan da. Ama bence yine de ben günün sonunda zorlu bir şey olsa da, e, zorlu bir durum olsa da e, bu Çin Seddi e, kendilerinin vaktine yaptığı konunun tersini yapmanın e, çok nedense akıllıca olmayacağını düşünüyorum. Çünkü oraya erişmek biraz zor gibi görünüyor şu an. Hayırlısı olsun inşallah e, tabii daha iyi olur daha çok markanın gelmesi tabii daha da önemli ya da onların evet. belki hani birleşerek e, şunu demeleri yani biz en iyisi bir araya gelelim de e, hani onlar da bir ortak bir fabrika kurarlar mı e, zor tabii ama hani e, o yatırımı genişleterek aynı yerde işte belki daha fazlasını yapmaları mümkün olur mu o da merak edilmeyen bir konu değil doğrusu veya hani tabii olmaz da hani tog için aslında bir Ortaklık olsa mesela tok de ortaklığı olsa acaba kötü mü olur? Ee, hani Tokta bir Türkiye'nin e, yatırımı, çok müthiş bir yatırım. Ama hani bir taraftan da olsa acaba daha çok bir şey olur muydu? Onu da merak etmiyor değilim. Neyse, e, peki çok uzayacak konu. E, yorumlarda lütfen bu konuya dair görüşlerinizi paylaşın sevgili seyirciler. Önemli. E, haftaya da olmazsa tekrar belki konuşabiliriz diyorum. Ve sıradaki haber için e, geçiyorum. Efendim sıradaki haberimiz nedir sevgili Barış Cankı? Sıradaki haberimiz yine aslında geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz aylarda çok konuştuğumuz artık Dacia'dan Türkiye için en azından Renault'a transfer olan Duster modeli. E Biliyorsun Türkiye tanıtımı yapılmıştı. Biz de lansmanına katılmıştık. Yakından görme şansımız olmuştu. İstanbul'da yapılmıştı lansmanı. Şimdi artık ön satışın ardından fiyat listesi de açıklandı. Fiyatlarına baktığımız zaman yeni Renault Duster'ın şöyle hemen ben Evet. E, ben bir... de sanki yollarda <laughs> görmeye başladım diyecektim ama yanlış mı düşünüyorum acaba? Ha yok Renault ile görmediğim. Pardon. Evet. Başka bir elektrikli araca benzetmişim. Tamam şimdi oturdu. Çok benziyor ama değil. Başka bir elektrikli araç var enteresan. Aa çıkmış mı falan demiştim ama önde Renault yazmıyordu tabii. Doğru evet. Ha, acaba sen e, şu Sseng Torres Taurus EVX vallahi, modeline mi benzettin? Valla olabilir biliyor musun? Bir dakika bakacağım. E, neydi modelin adı? Özür dilerim. Torres EVX. Tamam sanki sanki doğru söylüyor olabilirsin. Çünkü e, ben malum malum Muğla tarafını evet bravo. Şimdi tabii seyirciler de görsünler. Hani neden benzet Kardeşim neyi benzetiyorsun derlerse diye şuradan şunu bir e, tam ekran e, paylaşayım. Bakayım e, resmi görüntüle dersek heh. Hemen evet bakın şuydu. Şuydu benim gördüğüm. Çok da bu bu rengi daha o kadar daha... çok program yaptık ki direkt aklını okudum. <laughs> gerçekten bravo. Ben diğerini şimdi tekrar Duster'ın daha yeni böyle yakından bir önden varsa hemen ya nasıl da benzettin Cem abi daha neler falan demesinler diye şöyle tekrar e, gösteriyorum. Evet Duster burada efendim. E, ve Sanyong Torres de burada. Evet. Muhtemelen işte biraz daha böyle köşeli hatları ön tarafta ince farları e, ve böyle evet. kaslı görüntüyü sen doğrudan ona benzetmiş olabilirsin. İşte, işte tabii neden sevgili Barış'ın otomobil editörü olduğu ve otomobilleri anlattığını buradan da görüyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, ne oldu şimdi? Artık yollarda da görmeye başlayacağız mı böylece yani? Evet, yollarda görmeye başlayacağız. Fiyatları da şöyle hemen söyleyeyim. Tabii ki evet. e, donanım seviyesi olarak Renault'a geçince donanım paketleri de değişti. Evolution evet. ve Tekno olmak üzere iki farklı donanım seviyesi var. Fiyatlar Eco-G adı verilen 100 beygirlik LPG'li versiyonla beraber 1.249.000 TL seviyesinden başlıyor. Yani aslında e, Duster'daki fiyat listesine bakarsak orada da e, mevcut Dacia Duster yine aynı versiyonla beraber 1.189.000 TL'den başlıyordu. E, aşağı yukarı şöyle 70-80 bin liralık e, bir Hoşçakalın. artış e, söz konusu bu tarafta Renault tarafından transfer olduğunda. Fiyatlar nereye kadar çıkıyor? Mild hibrit tekno donanım seviyesine sahip mild hibrit 4x4 versiyonuna beraber 1 milyon 620 bin TL seviyesine kadar çıkıyor. Tabii ki 1 milyon 249 bin TL dedik ama bu dediğim gibi LPG'li versiyon için büyük seviyedeki versiyon da direkt 1 milyon 530 bin TL seviyesine sıçrıyor. Yani... Duster Renault Duster'ı LPG'li olarak tercih etmezseniz karşınıza çıkan en düşük fiyat 1.5 milyon TL. Bunu net bir şekilde söylemiş eski, olalım. Eski versiyonda peki yani Duster Dacia tarafında peki fiyat aşağı yukarı böyle mi yine? Yine yani böyle 70-80 bin fark mı ee, var sadece? Ya şöyle orada biliyorsun şimdi motor seçenekleri de farklı. Yani Duster'ın tasarımı değişti. Türkiye'de Hı. Renault çatısı altına girdi ama motor seçenekleri de farklı. O eski Duster'daki işte 115 beygirlik DCI motor, de, dizel motor artık yok. Onun dışında 150 beygirlik bu çok sevilen güçlü e, TC motor, benzinli motor yok. E, bunlar önemli değişiklikler. Onun yerine nelerimiz var? İşte az önce söylediğim 100 beygirlik Eco-G aslında devam ediyor. Hmm, e evet. full hybrid versiyon var. Ee, bu kendi kendini şarj eden Renault'un model, diğer modellerinden tanıdığımız 145 beygirlik. Aslında en güçlü seçenek artık bu 145 beygirlik seçenek. Burada Renault Duster'da hmm. en güçlü seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında bir de mild hibrit hafif hibrit versiyonu var. O da 130 beygir güç üretiyor. 4x4 seçeneği sadece mild hibrit 130 beygirlik motorla birlikte geliyor şimdilik. Ee, onu da söylemiş olalım ve 4x4 de... Evet. Ee, otomatik şanzıman seçeneği yok bildiğim kadarıyla. Yani en bu e, 4x4 alayım evet. otomatik şanzımanla alayım gibi bir e, seçenek hala yok. Hmm. Yani böyle bakınca e, yani motor seçeneklerinden dolayı tam bir karşılaştırma, yap karşılaştırma yapmak mümkün olmasa da ama yine de bir belirgi bir tercih sebebiydi malum e, Dacia. Böyle düşününce sanki e, yine... E, tercih edilebilir gibi görünüyor yani böyle çok ciddi yani 70-80 binlik fark tabii ekocı modeli model için söylüyorsun e, sanki çok e, çok da müthiş bir fark değil yani şey bile düşünsen işte zamlar şunlar bunlar ve işte eklenen donanım e, seviyesi falan bile düşünsen e, 70-80 bini karşılar Tabii tabiiken yani az değil ama bir otomobil içinde e, yeni bir otomobil içinde Renault da, da almış olacaksın bir de evet. e, gene günün sonunda eee yani biliyoruz evet daç ya ama yani gene de öyle olmuyor e, haliyle. Yani öyle diyecek olursak yani Skoda aldığın zaman da e, Volkswagen aldım de diyebilirsin ama demiyorsun. Yani Skoda aldım diyorsun veya başka bir şey. Seat aldım diyorsun falan. E, aynı şey geçerli gibi. Ben e, hoş buldum güzel 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 buldum ama bilmiyorum bakalım piyasa nasıl bir tepki verecek. Ya evet aslında dış tasarım olarak yeni nesil e, Duster çok kaslı. Ee, Bigster konseptinden esinlenen bir tasarımı var biliyorsun. İlk olarak Bigster konseptiyle e, görmüştük bu tasarım dilini. Çok kaslı SUV segmentine yakışır, e, otomobili daha cazip, daha çekici kılan bir tasarım var. Ben İstanbul'da gördüğümde sadece şu biraz beni açıkçası şaşırtmıştı. Dışarıdan bu kadar hani iyi görünürken içinde biraz böyle fazla plastik, plastik. yüzeye malzemeye yer verilmiş olması beni biraz şaşırtmıştı. Hani o taraftan biraz kafa karışıklığı yaratmıştı bende ama hani tabii ki sadece statik ortamda dururken gördük benim de. E, gördüğüm açıkçası ilk dikkatimi çeken e, negatif yön bu olmuştu. Tabii ki hani sürüşte neler olur motorlar motor seçenekleri aslında Renault grubunun Renault'un diğer modellerinden biliyoruz 145 beygirlik hibriti daha önce e, kullanmıştık yakıt tüketimi açısından. E ee, çok güzel böyle tasarruf sağlayan bir seçenek. Onun dışında mild hybrid biraz daha tabii ki e, SUV'lerde özellikle daha ağır SUV modellerde e tek full hybrid'e göre biraz daha fazla yakan bir seçenek. Mild hybrid'lerde biliyorsun elektrik desteği çok düşük oluyor. Full hibritler kadar e, tasarruf sağlamıyor burada. O yüzden aslında bildiğimiz motorların e, Duster'a uyarlandığını görüyoruz burada. E, yani dizel artık Avrupa'da ve Türkiye'de e, veda yani. ettiğimiz bir motor seçeneği artık yani yakında e, elektrikler bile dizeli geçmeye başlayacak. Çünkü neden? Motor seçeneği sıfır modellerde motor seçeneği olarak evet, dizel evet. neredeyse sunulmuyor. Duster'da da artık Renault'a geçişle beraber yok olmuş oldu. Ee, LPG'nin hani biraz... olması e, enteresan değil mi? Yani LPG'nin hala olması böyle bakınca demek ki e, artık ekonomik çözümü olarak dizel değil LPG'yi konuşacağız. Ya tabii ki LPG şu anda zaten baktığımızda hala tercih edilebilen bir seçenek Türkiye'de. Neden? işte motorun fiyatlarına, benzin fiyatlarına baktığımızda 44-45-46 TL seviyelerinde olduğunu evet. görüyoruz. O yüzden hani ben biraz daha uygun fiyatlı ilerleyeyim, ben bunlara bulaşmayayım diyenler Şükresen hala evet. LPG'yi tercih ediyor. Ve böyle hani bu tarz modellerde fabrika çıkışlı olarak LPG'li seçenek sunulması da güzel bir avantaj bence. Hani e, satış olarak tabii ki e, net olarak... LPG'li ne kadar satılıyor, benzinli ne kadar satılıyor, bunu bilmiyorum evet, ama hala ettim, büyük diyorum. oranda tercih ediliyordur. Evet. Peki çok güzel, hayırlı olsun. Bakalım göreceğiz e, nasıl bir etki olduğunu. E, senin söylediğine merak ettim. Tabii ki Renault e, şey yapacaktır. Yani Renault test için mutlaka seninle irtibata geçecektir diye düşünüyorum. E, heyecanla bekliyorum. Beraber belki bu sefer e, yani İstanbul'da olursak beraber bu sefer bakmayı şansı bulursak da memnun olurum diyorum. Ben senin Tabii bahsettiğin eee şey versiyonu kullanmıştım. Eee benzinli eee versiyonu kullanmıştım. En son şu an üretilmiyor dediğin Dacia Duster'ın o eee güçlü eee 145 beygirlik. Yani 4x4'tıydı da. De, eee sen 4x4'ü 4x4 kullandın mı? 4x4'ü mü kullandın? Ha. Vitesli kullanmadım ben onu. Otomatik vites kullandım. Eee Otomatik dediğim, kullandıysan Hc. o zaman e, 150 beygirlik olanı kullanmışsındır. Ha 100 Evet evet bravo abiş. Bravo evet. Her zaman olduğu gibi onu da ben hatırladı adam 150 beygirlik. Mesela güzeldi hakikaten ama ben büyük bir araçtan iç iç ferahlık olarak daha fazlasını bekliyorum. Bunu da konuştuk artık bir daha demeyeyim. yani. O ticari araçlarda elde ettiğim genişlik, büyüklük beni çok e, mutlu ettiği için ben artık başka araçlarda e, yeterli memnuniyeti bulamıyorum. İlla bundan sonra bir devasa bir SUV almam lazım. O da yani Türkiye şartlarında çok büyük bir soru işareti. Peki, hmm. ee, evet. Şimdi sıradaki evimize geçiyorum. Bu sefer yine Çin yakasına geçiyoruz. Sevgili Çeriyi şu an ekranlarda görüyorsunuz. Evet, bakalım ne varmış içeride. Evet, Çeri biliyorsun. Türkiye'de en çok konuşulan modeller, markalardan bir tanesi 3 tane SUV modeliyle Türkiye pazarına girdi ve adeta kırdı geçirdi diyebiliriz. Neden D segmentinde bile? E, görece diğer modellere göre daha uygun fiyat sunması, e, Omoda 5 gibi bir e, modeli 1.2 milyon TL seviyelerine sunması gibi gibi etmenler tercih edilmesine ve yüksek satış rakamlarına ulaşmasına neden oldu. E, biliyorsun sonrasında Cherry e, avantgard donanım seviyesini getirmişti. Aslında modeller biraz daha makyajlı gibiydi. Tigo 8 Pro'da özellikle e, bu boydan boya uzanan arka stoplarla beraber iç mekanda daha farklı bir tasarıma geçiş yapılmıştı. Bitişik ekrandan oluşan bir dijital gösterge paneline geçiş yapılmıştı gibi gibi değişiklikler vardı. Cherry bunu yeni bir makyaj olarak değil de yeni bir versiyon olarak değil de donanım seviyesi olarak eklemeye karar vermişti mevcut modellerine. Şimdi ise Pro Max modelleri geldi Türkiye pazarına. Yani Evet isimlendirmeler biraz karışık. Ben de bazen böyle e, söylerken şaşırıyorum. Sanki bir telefon ismi e, söylüyormuş gibi evet. işte Pro, Pro şey Max gibi. Şey ama belli ki yani. Evet ilginç isimlendirmeler var. Biliyorsun Tigo 7 Pro ve Tigo 8 Pro vardı. Bir de Omoda 5 vardı. Artık Omoda 5 Pro, e, Tigo 7 Pro Max ve Tigo 8 Pro Max e, modelleri de Türkiye pazarına giriş yaptı. Aslında bunlar... E, yeni modeller değil, Çin'de ve ba diğer bazı pazarlarda Pro'ların yanı sıra Pro Max modelleri de satılıyor ama onlara baktığımız zaman Pro Max'lerin kaputu altında, özellikle Tigo 8 Pro Max'in kaputu altında 2 litrelik motor seçeneği görüyoruz. Çok güçlü bir motor ve 4x4 motor, e, çekiş e, seçeneği görüyoruz ama e, baktığım zaman detaylara sanki Türkiye'ye gelen Pro Max'lerde motor mevcut motor seçeneği değişmemiş gibi görünüyor. 1.6 litre turbo benzinli motor kaputun altında yer almaya devam ediyor ki marka tarafından paylaşılan bilgilerde de hani tasarım tarafındaki değişiklikler, iç mekanda, dış mekanda neler yapıldığı söyleniyor ama motor e, tarafından hiçbir şekilde bahsedilmemiş. O yüzden büyük ihtimalle motor tarafında herhangi bir değişim yok. Ama ee, dediğim gibi iç dış tasarımlarda bazı değişiklikler var. Özellikle fotoğraflara baktığımızda jant, yeni jant tasarımları çok dikkat çekici. Biraz daha e, mevcut e, modellerde Cherry e, daha tutucu tasarımlara yer verirken e, Pro Max'lerde şu anda gördüğümüz gibi daha ayrı dinamik tarafa oynayan biraz daha işte çift renkli e, daha farklı tasarımlara sahip jantlar gelmiş. Hem Tigo 7 Pro'da hem Tigo 8 Pro max'te hem de e, Omoda 5 Pro'da böyle şeyler var. E, onun dışında e, Tigo 8 Pro'nun, Pro, Pro Max'in pardon, ön tarafında panjuru biraz daha büyük, daha geniş çerçeveler var. Otomobili daha heybetli ve geniş gösteren bir detay. E, farlarında yanılmıyorsam herhangi bir değişiklik yapılmamış. Şöyle ben detaylarına tekrar bakayım onların. E, evet yani evet. E, 19 inçlik jantlar geliyor. Daha düşük e, rüzgar direncine sahip olduğunu söylemiştim zaten bunun. 3 boyutlu detaya sahip ve sonsuzluk formundaki arka farlar arka stoplar ki hani Avantgarde donanım seviyesiyle aslında gelmişti bu detay ama Pro Max'lerde de bu detayın yer aldığını görüyoruz artık. Bu tasarım diliyle devam ediyor. İç mekandaki bitişik ekran tasarımının hepsinde olmadığını söylemiştim daha önce. Avantgarde donanım seviyesiyle gelmişti. Daha düşük donanım seviyelerinde yoktu bu ama artık Pro Max'lerin bütün versiyonlarında 24.6 inçlik bu bilgi eğlence sistemi kendisini gösteriyor. Bitişik ekranlar her versiyonda var. Onun dışında akıllı sesli komut sistemi ve yeni nesil gelişmiş güvenlik sistemi gibi birçok teknolojik gelişme de Pro Max modelleriyle birlikte geliyor. Tigo 7 Pro Max için de aynı şeyler söz konusu yine tüm donanım seviyelerinde artık bu 24.6 inçlik bitişik ekranlar kendisini gösteriyor. Tigo 7 Pro Max'in gördüğüm kadarıyla dış tasarımında öyle gözle görülür bir değişiklik yok. Sadece jant tasarımları biraz değişiyor. Yine iç mekandaki bu konsol tasarımı farklılaşıyor. O moda 5 Pro'da yine neredeyse yepyeni bir iç mekan olduğundan bahsetmiş Cherry. Hani modelleri birebir göremediğimiz için şu anda Cherry'nin paylaştığı bilgiler üzerinden ilerlemek durumundayız. Ama... Evet. Gördüğüm kadarıyla bu arada şunu da belirteyim yani merak edenler olacaktır. Şimdi Pro Max modelleri geldi artık mevcut modeller satılmayacak mı? Markanın e, kendi resmi sitesine baktığımızda 2024 model olarak hem mevcut modellerin yani Tigo 7 Pro, Tigo 6 Pro hem de e, Pro Max modellerinin ayrı ayrı yer aldığını görmekteyiz. Büyük ihtimalle e, bu şekilde e, iki farklı satış seçeneği olarak ilerleyecek marka. Fiyatları da hemen söyleyeyim. Fiyatlar tarafında zaten mevcut modellere göre epey bir yükselme söz konusu. Çünkü Moda 5 Pro'nun Vision donanım seviyesine baktığımızda 1.522.000 TL'den başladığını görüyoruz. Yine Moda 5 Pro'da fiyatlar 1.782.000 TL seviyesine kadar çıkıyor. Tigo 7 Pro Max'te başlangıç fiyatı 1.681.000 TL. Tigo 8 Pro Max'te ise 1.912.000 TL civarında bir başlangıç fiyatı var. Aslında Tigo 7 ve Tigo 8 Pro için konuşursak sanki Avantgard donanım seviyesinin e, benzer e, fiyatlar burada e, Pro Max versiyonları için gelmiş diyebiliriz. Evet. evet. E, hemen şunu söylemek istiyorum. İlk versiyonda da aslında motorla ilgili bir e, ne diyelim? Konuştuğumuz bir konu vardı. Yani motor şu evet. gelecekti. Daha düşük bir daha düşük beygir güçlü bir motor geldi denmişti. Eee tabii şimdi Burada yani 2000 motor 1.6 niye geliyor diyeceğim ama bu sefer de tabii vergi işleri çok değişir burada. Yani 2000 motor yani getirirken evet. iş değişecek. Yani Şerif, bir aslankine... zaten bir ilave gümrük vergisi olayı evet. var biliyorsun. Şimdi elektriklerden evet. e, tüm motor tiplerine yayıldı. E, ilave vergi geldi, gümrük vergisi. Bir de 2 litrelik motor getirirlerse yani buraya hiç getirmesinler daha iyi. nokta.com. Yani gerçekten öyle yani. Hani diyecektim ki ya niye böyle yapayım? ama yani ne yapsın adam ne yapsın yani düşünüyorum hani e, uğraşacak ona yapacak. Yani bu e, tatsız bir durum ama Çerinin de Türkiye'ye e, yatırım yapması durumunda e, inşallah bunları ya niçin bunları söylüyorum biliyor musun? Yani çünkü tam böyle hani bir şey diyoruz mesela ya iyi bak güzel işte iyi bir arabayı fena güzel bir arabayı iyi bir fiyata alıyoruz hani hiç değilse diyoruz yani hep tartıştığımız konu da yani tam öyle dediğin zaman diyor, Hop birden bir şey çıkıyor. Aa yok öyle değil. Öyle alamazsın onu sen. Öyle öyle alma. Evet. Yani ya o işte o tat kaçır vücut yani. Bu e, canını sıkan mesele aslında bu. O yüzden hani umarım gelirler de e, hem memleket faydalanır. Dışarıdan bir işte para girer. Buradan da başka bir yerlere araba satarsak bir işte e, istasyon hub oluruz falan filan. Falan filan neyse tamam aynı yere girmiyorum. Peki efendim evet. hemen bir sonraki habere geçiyorum. Bu sefer İtalya yakasına doğru bir gidelim bakalım. İtalyanlardan nasıl bir haber? Egea Cross Traction Plus görüyoruz. Neymiş efendim bu Egea Cross? Evet şimdi e, Egea deyince zaten İtalyanlardan ziyade Türkiye aklımıza geliyor. Egea Türkiye'nin Türkiye'de üretilen ve Türkiye'nin en çok satan evet. otomobili olduğu için artık bizimle özdeşleşti. Ee, Egea Cross'ta biliyorsun mevcut Egea'nın biraz daha yerden yükseltilmiş. Zaten ismindeki Cross takısından da belli ama Türkiye'de SUV segmentine e, dahil edilen, çok da SUV olmayan yükseltilmiş hatchback diyebileceğimiz evet, bir model. Evet. Ve e, yani bugüne kadar açıkçası standart Egea'dan çok bir farkı yoktu ama fiyat bu tarafta bunu biraz değiştirmek istemiş ve artık Egea Cross'ta standart olarak Traction Plus adı verilen bir e, teknolojiye yer vermeye başlamışlar. Şimdi bazı izleyicilerimiz tabii ki heyecanlanabilir. Burada acaba Egea Cross, Cross diyoruz, SUV diyoruz, 4x4 çekiş seçeneği mi geldi falan diye. Ama öyle bir durum söz konusu değil. Burada Traction Plus dediğimiz özellik. E, bir, bu Doblo'nun Doblo'nun Tracking versiyonu vardı yanılmıyorsam. Onda hali hazırda sunulan bir e, teknoloji aslında. Çekiş e, bir donanım olarak değil de bir teknoloji olarak geliyor. Ne yapıyor? Hmm. Burada e, ara, siz engebeli bir arazide ilerlerken Hangi tekerlekteki çekişin zayıf olduğunu tespit edip bu torku daha çekiş kuvveti yüksek olan daha sağlam basan tekerleğe yönlendiren bir sistem diyebiliriz. Tabii ki mutlaka yani bu araç çok büyük arazi e iddiası olan bir araç değil. Dediğim gibi yerden hafif yükseltilmiş evet. bir hatchback ama yani atıyorum ufak bir kamp yapmak istediğiniz bir e, hafif engebeler olan bir araziye girdiniz ve aracınızda e, çekiş problemleri var. Bu traction plus özelliği e, daha faydalı olacaktır en azından e, Yere daha sağlam basan tekerleğe torkun e, yüklenmesi, ona aktarılması otomobilin daha iyi e, yere tutunmasını ve e, bir, bir yerde atıyorum kaldığınızda oradan daha e, hızlı bir şekilde kurtulmanızı evet. sağlayacaktır. Tabii ki bu özellikle beraber sizin lastikleriniz de e, çok önemli. Hani bu özelliği Bravo. ne kadar iyi çalışırsa lastikler burada e, çok önemli bir detay oluyor. Burada e, marka tarafından açıklarına göre Egea Cross'un limited versiyonunda standart olarak sunulan All Season yani 4 mevsim lastiklerle beraber işte bu özellik birleştiğinde e, zorlu yol koşullarında daha iyi yol tutuşu sağlandığı belirtilmiş. Tasarım olarak hiçbir fark yok otomobilde, sadece e, dış tasarımında e, Traction Plus logosu geliyor bu otomobilde. Hani yani bu özellik var <laughs> e, gibisinden evet. böyle bir Çok rozet iyi. geliyor araçta. Onun dışında herhangi bir şekilde tasarım olarak değişiklik yok. Bu da Egea Cross tarafında böyle bir gelişmeydi. Ben bir mota, yani bir mota bir ara işte yeni araç almak istediğimiz zamanlarda galerileri dolaşıyoruz. Yani galerideki bayileri dolaşıyoruz. Fiyat için de bir mota gitmiştik. Küçük yıldaki o Türksel'in aşağısındaki bir mota gitmiştik. Orada işte girdik mağazada da çocukla işte çocuklarla beraber eşim ailem ailemle beraber böyle bakıyoruz falan filan. E, ee, Egea tabi var yani işte fiyat seçeneği de malum yani Türkiye için iyi ya. bakıyorum ben de sordum dedim ki ya işte bir hibrit vardı yani Egea hibrit. Ondan sonra dedim ki ay çağırdım beyefendiyi dolaşıyordu beyefendi böyle. Dedim siz yetkili misiniz falan. Evet buyurun dedi yani işte nedir acaba işte Ege şey zamanı bu arada pandemi zamanı hani araç bulamıyorsun yani elini öpmen lazım milletine araba bulmak için falan o dönemler. Dedim ya Ege hibrit nasıl falan filan dedi ki hibrit dedi adam. dedim ki nasıl yani dedim? Hibrit dedi. Yani ne demek o yani? Hibrit tane tamam ben yani ben diyelim ki geldim bir nereden bileyim ben hibrit mesela tabii. Ne demek yani dedim şimdi yani hibrit olunca ne oluyor dedim. Elektrikli dedim. <laughs> dedim ki ya valla hani hani o iştiyakı düşünüyorum böyle ne kadar istekli. Hani böyle otomobil satmaya, bilgi vermeye falan. Hani böyle gelmişiz hani bak, sanki hani pazarda ben şey yapıyorum dolaşmışım da işte hani kuru fuarlarda da vardır o böyle. Hani torbaya ne doldurabilirim diye gitmişim de bakıyorum falan gibi böyle. Ya işte Ege hibrit falan. Ya o Çok zaman o kadar zaman kadar. böyle ama alır al almazsan alma nasıl olsa yani. araba yok. Gelen de evet. dediği dönemler yani. Allah'tan aynı yerde ikinci el bölümüne falan gittik de işte bizde de Fiorino vardı. Onu satıp da orada konuştuğumuz kişi biraz ilgili davrandı da dedim ki neyse dedim yani hala birileri varmış falan dedim ama. Diğer şimdi sen diyorsun yani ya işte Ege Cross ne var falan bu da şey traction plus hani falan. cross hani egea'nın nesi bu cross bu yani ne, ne olacak bu kadar yani cross, bu kadar. biraz cross <laughs> yani falan hani enteresan hakikaten. Ee, dediğin burada ben katılıyorum. Grip kontrolle şey var. Peugeot'ların e, bu Peugeot Rifter'larda grip kontrol var. Zannediyorum onunla çünkü Doblo'da da var dediğine göre büyük ihtimalle aynı özellik herhalde. E, o çeki çeki e, çekişle ilgili işte dediğin gibi böyle taşlı engebeli arazilerde biraz lastik var Müthiş bir teknoloji değil ama bazıları seviyor. Ben e, eğer aynıysa grip kontrolü sevenler duydum. E, hani her arabaya gelsin tamam mı? Şeyi merak ettiniz. Ege Egea'nın Cross'unu ne kadar kişi alıyor acaba? Ne kadar kişi tercih ediyor? Veya hani öyle tercih ediyorlarsa bile e, o kişiler için bu özellik ne anlam ifade edecek? Çok merak ettim. Yani çok şey mi? Başka araçlarda da umarım görürüz ama e, şeyi merak ettim. Cross'un Cross olmasını tercih eden kaç kişi var acaba? Bazen öyle enteresan veriler çıkıyor ama ilginçmiş. Peki teşekkür ediyoruz. Çok da uzatmak istemiyorum. Ee, cross işte Egea Cross. Falan. Egea Cross'u bu arada öyle. çok tercih eden var. Yani e, satış rakamlarına baktığımızda ilk üçte yani ilk 5 içerisinde kesin oluyor da genel olarak ilk evet. üçte yer alıyor. Evet o zaman e, madem ya bu kadar şeyden bahsettik yani e, çok kolay kolay e, ya SU-7 işte diyemeyeceğimiz bir modele geçiyorum. Hemen ekrana vermiş oluyoruz efendim Xiaomi'nin SU-7 Ultra prototype. Ya yani bunlar da mesela SU7 evet. işte diye diyecek mi adam orada dem diyemeyecek diye tahmin ettiğim bir model nedir bu? Yani zaten çıktı kendi çıktı su 7yi çıkarttıklarında bir gürültü koparttılar. Şimdi de fontuna kadar Porsche'ye benzeyen, Porsche'a benzeyen. <laughs> yani e, yani font da aynı yapmışlar. Hani <laughs> yani hiç mi hiç mi demedin kardeşim ya bunu yaparken hani böyle bu kadar da benzemesin diye ama. Yani bayağı bildiğin Porsche şey tamam Xiaomi'sini geçtim. Ama yani su 7sini de geçtim ama Ultra kısmı zaten araba Porsche'a benziyordu. Ee, yani evet ne olmuş bu e, neyin nesi 7 Ultra sevgili Barış'ım? Ya evet e, şimdi artık Xiaomi biliyorsun bir teknoloji devi. E, elektronik cihaz dediğimizde neredeyse tüm tüm segmentlerde böyle adını duyduğumuz işte akıllı telefon olsun eee e, robot süpürge olsun. Gibi gibi yani aklıma şu an gelmiyor ama birçok yerde Xiaomi'nin şey. ismini duyuyoruz. Artık oh. otomobil piyasasına da giriş yaptı. Elektrikli otomobil de üretti. SU SU7 adında bir otomobil üretti. Elektrikli sedan. Bunun üretimine başladı. Güzel bir tepki aldı. Sipariş yağdı. Ve hatta ben benim gördüğüm haberlere bakılırsa Çin tarafında işte bazı versiyonların ikinci el fiyatı sıfırını geçmeye başladı gibi gibi e, birçok olumlu tepki almaya başladı. Artık Xiaomi burada bu modelle beraber, bu versiyonla beraber işin şovuna geçti. Yani bu versiyon artık işin şov tarafı. Çünkü evet. tasarımına baktığımızda e, mükemmel bir elektrikli araç olduğunu görüyoruz. Ön tarafına bende biraz böyle McLaren e, esintisi yarattı açıkçası Bravo. böyle ön tasarımı. Bravo. Ama, e, yani bu... Arkadaki büyük kanat olsun, öndeki kanatlar olsun, bu rüzgar ayırıcılar olsun e, tam tam manasıyla bir e, süper otomobil havası veren bir elektrikli otomobil olmuş. Uzun zamandır böyle bir araç görmüyorduk. Xiaomi tarafından e, böylesine bir şov aracı gibi geliştirilmiş aracın gelmesi, otomobilin gelmesi güzel bir gelişme oldu otomotiv dünyası açısından. Peki bu kadar tasarım var işte Porsche'ye benziyor diyoruz, McLaren'a benziyor diyoruz, mükemmel bir şov aracı olmuş diyoruz. Peki bunun özellikleri neler? Bir kere 3 motor var bu otomobilde. 3 motor toplamda 1548 beygir maksimum güç üretiyor. Yani e, yani ne, nelerden söz ediyoruz artık? Elek, özellikle elektrikli otomobillerin hayatımıza girmesiyle beraber bu 1000 beygirin üzerindeki e, güçler bize çok normal gelmeye başladı. Xiaomi'nin S7 Ultra modelde 3 elektrik ile toplam 1548 beygir maksimum güç üretebiliyor. E, tabi tabi bu performans olarak ne sağlıyor bize? 0'dan 100'e 1.97 saniyede çıkabiliyor. Yine aslında elektrikli otomobillerden özellikle işte Tesla e, Model S Plaid olsun gibi gibi birçok performans seçenekten yine bu 2 saniyenin altlarına veya 2-2.5 saniyelere çok alıştık. O yüzden evet, 1.97 evet. saniyede bana böyle çok absürt bir e, süre gibi Doğru, gelmiyor alıştık. açıkçası günümüzde. Yani sadece bunu evet, yaşadığın zaman de. sıkıntı mesela işte ben bunu söylerken şu an 100 mesela. <laughs> yani şu cümleye başlıyorum evet, evet, 100. Evet. Yani. <laughs> Biz ağzımızı <laughs> açıp evet, bir kelime söyleyene kadar araç buradan 100'e yüze çıkıyor. Gitti abi adam gitti kaçırdı. Hani öyle bir şey yok. Abi kaçırdın falan. Bizim kriptoda çok konuşuluyor böyle işte. Abi aldın aldın almadın gitti artık yakalayamazsın falan benziyor. Gerçekten çok enteresan. Böyle söyle Yoksa senin söylediğin çok doğru. Artık buna alıştık. O Tesla ile beraber o Playdesk beraber falan. Hani iki saniyenin altı. Ama yani işte 0.200'ü şimdi ekranda göründüğü için söyleyeceğim. 5. 96 saniye yani. 6 saniye değil yani. 6 saniye diyelim hadi biz. Yani 0 bile aslında bizim kullandığımız çoğu arabanın 0-100'ünün yarısı. <laughs> tabii tabii. Öyle. <laughs> biz öyle gerçekten yani. öyle. Yani inanılmaz gerçekten. Müthiş. Ama tabii yani bilmiyorum diğer detaylar da burada yani 0-300'de 15 saniye diyor ya. Evet yani onun 0-300'ü neredeyse biraz yani. daha kısaltırsak bizim arabaların 0-100'ü <laughs> Gerçekten, Gerçekten ya. Gitgide git şu an kendimi daha çökmüş, daha böyle... E, Ağzımızın e, sulara aktı ya. Vallahi. Xiaomi... Ama proto prototip diyor yani, ultra prototip yazıyor. Yani şey mi bu, yok mu yani şu an çıkmadı mı, nasıl durum? Ya şu an bildiğim kadarıyla e, prototip olarak geliştirdiler. Hmm. Ya dediğim gibi aslında Xiaomi burada şov yapıyor. Biraz Bravo. işin şeyindeler. Ya biz bak hani bizim ciddi alın biz otomobil piyasasını geçtik ama boş iş yapmıyoruz biz bunu da yapabiliriz tadında biraz işin şovuna geçtiler ama e, bu otomobilin satışa sunup sunulmayacağı şu anda belli değil biraz daha marka tarafında e, bizim teknolojilerimiz buna da imkan veriyor biz bunu yapabiliriz akıllı olun tarzında bir Evet. E, gelişme gibi gördüm ben bunu. Ama markaların ne yapacağı hiç belli olmuyor. Yani şu anda üretim üretmeyeceğiz deyip işte bir sene sonra biz e, S7 Ultra'yı piyasaya sürüyoruz da diyebilirler. Yani bunu yapacak kapasiteye sahipler. Ama şu anda zaten e, çok yeni bir otomotiv piyasasında çok yeni bir marka olduğu için büyük oranda çok da talep var. S7'nin standart versiyonlarına odaklanacaktır. İlerleyen süreçte, ilerleyen 1-2 yıllık süreçte hani bu versiyonda ee, en azından sınırlı kapasite üretimde olarak piyasaya sürebilirler. Çünkü yani ben baktığımda çok e, üretime hazır olduğunu görüyorum ki adeta yani yola uygun da değil aslında. Bir pis canavarı gibi görünüyor. Evet, pis evet. tarafında e, çok iyi süreler elde edebilir gibi görünüyor. 350 km saat maksimum hız var. Yani mükemmel bir araç olmuş diyebiliriz. Ve buna rağmen yani 3 tane elektrik motoru var, bataryası var. E, 1900 kilogramlık bir ağırlığı var. Üzerindeki ee, bu işte arka kanat olsun, şu olsun, bu olsun. Yüksek hızlarda baktığımız zaman yere basma kuvvetini 2 tonun üzerine çıkarıyor. 2145 kilogramlık gibi bir yere basma kuvveti uyguluyor. Ee, gerçekten baktığımızda detaylarına çok güzel bir otomobil olmuş diyebiliriz. Yani Xiaomi bizi Nürburgring'e götürür diyesim geliyor böyle görünce. Ee, hakikaten evet. çok tatlı görünüyor. Yani bir kere direkt oyundan çıkmış gibi yani şu anda Need for Speed <laughs> böyle Porsche edition vardı. Tabii Porsche hep onu söylüyor ama benzediği için de ne e de benziyor senin söylediğin gibi ama çok keyifli görünüyor gerçekten ee, yani tabii yolda görünecek yani street, street legal bir araç olmayacaktır büyük ihtimalle ee, ama evet. dört kapılı olup da böyle bir gücü sunacak olması yani hele bir de sedan yani bilmiyorum olup da yola da çıkartırlarsa çıkartacak bir versiyon bulurlarsa ya yani bu araçla kendilerine ait bir kupa düzenleyebilirler rahatlıkla. Ee, ve ikinci aracını çıkartan, daha ilk markasını, ilk modelini çıkartmış bir araç için de e, böyle bir turnuva bile düzenlemek e, şey olur. Yani yapsa yapabiliriz gibi görünüyor bu prototiplerle. E, ama yani yarışlarını seyretmek isteyen bile çıkacaktır. Ama Hı -hı. bu seviyeye gelmesi e, takdire şayan doğrusu. Gerçekten evet burada bu arada... Formula 1'de e, tüm hızıyla devam ediyor. Böyle hızlı araçlara önce söylemiş olalım. Orada da e, bazı taşlar böyle yine Red Bull'un müthiş bir hakimiyeti vardı. O McLaren tarafına geçiyor şu an ilginç bir şekilde. Geçtiğimiz sene nerelerde yani sonlarda dolaşan McLaren'i şimdi artık lider vaziyette görmeye başladık. E, son yarışı 1-2 bitirdiler. E, Macaristan Grand Prix'sini. E, Hamilton tekrar sağlara döndü. Yine üçüncü oldu. E, Silverstone'da da İngiltere'de birinci olmuştu. O yüzden şimdi artık enteresan işler var yani hakikaten çok enteresan işler dönüyor Formula 1'de heyecanlı olmaya başladı. Red Bull'un işte efsaneleşmiş neredeyse efsane haline gelen Max Verstappen de kendi takımıyla çok kavga ederek böyle enteresan bir radyo telsiz konuşmaları verdi falan çok heyecanlı. Seyredenler mutlaka vardır ama seyretmenler için tavsiye ederim şu zamanlarda heyecanlı olmaya başladı. İşler, rekabet İşler rekabetin olduğu yer heyecanlı oluyor zaten. Evet. O zaman herkes konuşmaya da başlıyor. Yani sadece Netflix'te dizisi var diye ben e, sevdiğim evet. değildi. de e, gerçekten yarış zevkini yaşamak isteyenler için hazır hızdan bahsetmişken ona da değinmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık zannediyorum herhalde. Evet. Bugünlük bu kadar diye tahmin ediyorum haberlerimiz. Evet. Ee, yine zamdan bahsetmedik ama en azından indirimden bahsettik. Dolaylı da olsa memnun etmese de e, indirimde bahsettik. Fena değil diyelim. Umarım her şeyde aynısını konuşuruz ama çok zor görünüyor. Ağzına sağlık sevgili Barış diyorum ve sözü sana bırakıyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum. Evet ben de iki haftalık aradan sonra şöyle e, alışıldık kapanışımızı yapayım. Lütfen e, Oto Gündem serisini beğeniyorsanız, izliyorsanız e, videolarımızı beğenmeyi Sevdiklerinizle paylaşmayı ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da lütfen ihmal etmeyin. Bunlar hem bizim motivasyonumuz hem de YouTube algoritması için çok önemli detaylar. Sadece bir dakika vaktinizi alır. Bu bir dakika vaktinizi ayırarak bize yardımcı olabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.